Herkese iyi akşamlar. Yoldaşlarım. Bu benimle geldik yanınıza. Desteğe onu söyledim. Gerçekten bir anda inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir enerji veriyorsunuz. Oyundan çıktım geldim. Ama sanki saatlerde uyumuşum da enerjimi almışım gibi. İyi ki varsınız. Hep olun, var olun. Sağ olun. Bazı şeyler gerçekten hiç değişmiyor. Ben ODTÜ'ye 2001 yılında geldim ilk kez. 20 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydim. Kuzenim burada okuyordu. Soyadımız aynı olduğu için aldılar. Ve o zaman da dışarıdan girmek yasaktı, hatırlıyorum. Ve ilk kez bahar şenliği için gelmiştim buraya. Ve devrim istanında bahar şenliğini yapmışlardık. Hayatımda bir şeyden daha fazla etkilendiğimi hatırlamıyorum. Çok ciddi söylüyorum. Benim için çok özel bir deneyimdi. Tabii o genç yaşımda şunu öğrendim ki bu rektörlükler, bu iktidar perspektifi bizden önceki 10 yıllarda olduğu gibi bizim öğrenciliğimizde de belki ki ben 40'larıma geldiğimde sizin öğrenciliğinizde de pek değişmiyor. Ama değişmeyen bir şey daha var. O festival hep devrim stadında yapılıyor. Bunu kimse engelleyemiyor. Türkiye'de öğrencilerin direniş tarihi her zaman umut doludur fakat sizi gerçekten ayırmak zorundayım. ODTÜ'lü olmak, ODTÜ'de direnmek, bu direnişi ülke sahasına yaymak gerçekten bambaşka bir şey. Bu konuda kendinizi ne kadar ayrı tutarsanız haksızlık etmemiş olursunuz, onu söyleyeyim. Fakat bu her şey birbirine bağlantılı olduğu gibi sizin direnişiniz de bağlantılı. Bugün ülkenin her yerinde ama işçi grevlerinde. Ama dün 1 Mayıs'ta, ama siyasi tutsak olan arkadaşlarımızda, Can Atalay'da, Selahattin Demirtaş'ta ve ismini sayamayacağımız herkeste bu direniş ruhu var. Bunların hepsi birbirine bağlı ve bunların kazanımı emin olun çok yakın bir gelecekte hep beraber olacak. Umudumuzu hiç kaybetmeyelim arkadaşlar. Bir yoldaşınız, bir arkadaşınız olarak son bir şey söyleyeyim. Sizin bu cesaretiniz, sizin bu umudunuz ama umudun yanına koyduğunuz mücadeledir bizi güçlü kılan. Eğer vazgeçmiyorsak gerçekten yaptığımız her şeyin yanında omuzdaşlığımızı